Bab süver tekunu fi siyab. Var mı o kadar? 20 dakika var. Şey okuyalım. Bab süver tekunu fi siyab. Elbiselerde olan suretlerin beyanında. Elbiselerde suret olursa caiz midir, değil midir? Hele bilhassa bu zaman bu bir iftila. Her şeyde suret var. Kitapta var, elbisede var, setyade de var. İnsanın kullandığı eşyalarda var. Her tarafı suret doldurdu. Bunun hangileri caiz, hangileri caiz değil, onu beyan edecek. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Abdullah ibn Raca, kâle haddesena Şâbet ben Ali ibn Müdrik, kâle semiyatu Ebu Zür'a, Ebu Zür'a ibn Amr. Ebu Zür'a'yı eşittim, o da kim? İbn Amr ibn Cerir. Ebu Zür'a birkaç tane de, bu hangisi? Bu İbn Amr ibn Cerir. Bu. Kimden rivayet eylemiş? An Abdillah ibn Yahya an Ebihi. Kâle semi'tu Aliye. Hazreti Ali kerramallahu veçhevi'yi eşittim. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiydi. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki La tedhulul melâiketü. Melekler girmezler. Beyten bir eve. Öyle ev ki fihi sure. O evde suret olur. Herhangi bir evde suret varsa melekler o eve girmezler. Bu hadisi şerifi Hazreti Ali kerramallahu veçhe rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Melfuk kal, haddesena Yakub ibn-i İshak ve Hibban ibn-i Hilal kala haddesena Şu'be fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Melfuk tarifiyle de rivayet etti. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا مغيرة بن مقسم قال حدثني الحارث العكلي عن عبد الله بن يحيى عن علي ينهزة علي راوي شكرتي يقول كهزة علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمبر فنوز بيردولار قال لي جبريل عليه السلام Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e demişler ki İnna la nedhulu beyten. Biz bir eve girmeyiz. Öyle ev ki fihi kelbün. O evde kelb vardır. Ve la suretun. Suret olan eve de girmeyiz. Ve la timsalun. Timsal olan eve de girmeyiz. Timsal mı? Evet. Timsal mücessem. Resim. Tunçtan yahut da alçıdan yahut tahtadan yapılmış heykel. Resim. Buna timsal derler, resim değil. Ona timsal derler. Şekil, şekli deve şekli, tavşan şekli, at şekli, bağdan mağdan yapılmış o timsal. Suret de boyayla duvara yapılmış o suret. Genel bir şey. Evet. Bu üçü de caiz değil. Bir evdeki kelb olur, yahut da suret olur, yahut da timsal olursa biz ova girmeyiz. Şimdi bazı adamlar suret caizdir, timsal caiz değildir. Kölgesi olan şey caiz değildir. İşte timsal gibi onun kölgesi var. Kölgesi olmazsa caizdir diye fetva çıkarırlar. Bu hadis onların aleyhine reddiyedir. Burada Peygamber Efendimiz bak. Hazreti Cibril diyor ki biz üç şey olan eve girmeyiz. Köpek bir. Suret iki. Timsal üç. Timsalla suret ayrı ayrı zikredildi mi? Ha kölgesi olsun timsal gibi, ha kölgesi olmasın suret gibi. Melek girmiyor bir defa. Ama bu fetvayı çıkaranlar bunu nereden çıkarıyorlar? Halbuki İmam-ı Nevevi'nin büyük reddiyesi var onu diyenlere. Fakat bazı fıkıh kitaplarında almış bunu. Bilhassa Şafii fıkıh kitaplarında var. Sureti tecviz ediyorlar. Halbuki o tecviz, bu hadis onların aleyhinde. Timsal haram, suret caiz diyor. İki hadiste surette, timsal ikisi de haram. Sonra bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suretten nehyediyor. Bir şeyin ednasından nehyediyor ki alası da ona dahil olur. En aşağısından nehyettin mi en yukarısı da dahil olur. Suretin en aşağısı surettir. Yani kaleminin boyayına yapılan şeydir. Timsal alasıdır. Resulullah Efendimiz ednasından nehyediyor. Öyleyse alası zaten dahil olur. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akhbereni Amr ibn-i Haris an Bükeyrin an Kureybin Mevle ibn-i Abbas عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Abdullah bin Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem حَيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ eve girdiği vakitte وَجَدَ ف۪يهِ سُورَةِ İbrahim evde İbrahim aleyhisselamın suretini buldu ve sureti Meryem, Meryem aleyhisselamın suretini buldu. Evde iki şahsın sureti var. Biri İbrahim aleyhisselamın sureti, birisi de Hazreti Meryem aleyhisselamın. فَقَالَ dedi ki اَمَّاهُمْ ama onlar fakat semi'u işittiler. Ennel melâikete melekler. La tedhulu beyten bir eve girmezler ki fihi suretu İbrahim. İbrahim aleyhisselamın sureti olan bir eve girmezler. Bunu onlar işittiler. Fema lehu yestaksimu. Fema lehu ona ne oldu ki? Yestaksimu. Kasem talebidir. Bu kelimenin manasını da ben tam çıkaramadım. فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ bununla yani hadisi şerifte Peygamber Efendimiz neyi murad ediyor? Bunu da anlayamadım. Yalnız malını diyor ki İbrahim aleyhisselamın ve Meryem aleyhisselamın suretlerini evde görünce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ama meleklerin bu eve girme İbrahim aleyhisselamın sureti de surettir. Herhangi bir suret olursa olsun melekler oraya girmez. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برفنز buyurdular ki لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة سورة olan bir eve melekler girmez. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عين حديث شريف إمام التحاوي بن مرزوق تركيلة رواية ديور حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn-i Ebu Davud tarikiyle de rivayet edildi. Haddesena Ravuh ibn-ül Ferec kâle haddesena Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Bükeyr en Abdülaziz ibn-i Ebi Hazim en Ebihi en Ebi Selamete en Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe'den rivayet edildi ki enne Cibril aleyhisselam Cibril aleyhisselam kâle li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e dediler ki İnna la nedhulu beyten. Biz bir eve girmeyiz ki fihi sure. Onda suret olucudur. Suret olan bir eve girmeyiz. Haddesena Ravuh ibn-ül Ferec. Kale haddesena Ebu Yezid ibn-i Ebil Umre. Kale haddesena Yaqub ibn-i Abdirrahman. An Musa ibn-i Ukbe. An Nafi'in. An Qasim. An Aişete radıyallahu anha. Hazreti Aişe'den Kasim rivayet ediyor. Kasim Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Muhammed'in oğlu Kasim ki yedi fakihin birisidir. Ondan rivayet ediyor. En Ayşe'te radıyallahu anh'a قالت اشتريتu nemraqaten fiha tesavir. Ben bir ufak minder satın aldım. Onda tesvirler var idi. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ne vakit ki Peygamber Efendimiz içeri girdi. فَرَآهَا o minderi gördü. تَغَيَّرَ o vakitte Peygamber Efendimiz'in rengi değişti. Sümme kâle sonra dedi ki ya Âişe tu mehâdî. Ya Âişe bu nedir dedi. Minderi gösterdi. Fekultu Hazreti Âişe diyor ben dedim ki nemrakatun iştereytuha lek. Ya Resulallah bu bir minderdir. Ben senin için satın aldım. Tekudu aleyha onun üzerine oturasın diye. Kâle Resulallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnna la nedhulu beyten fihi tesavir. Biz suret olan bir eve girmeyiz. Yani peygamberler inna demesi bu. Biz peygamberler suret olan bir eve girmeyiz. O vakitte Hazreti Aişe onun tuttu iki parça etti. İki parça etti, yastık etti. Haddesena Rabi'ul Mâzzinu kâle haddesena Bişir ibn-i Bekrin kâle haddeseni Levza'iyyu kâle haddeseni İbn-i Şihab قال أخبرني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال حضرت عائشة dedi دخلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bana geldiler ve ana müstetiretun bi qirami ben de bir
gram ile ince bir sitir denilen bir şeyle o tesettür etmiştim. Gram da nedir? Sitrun fihi sure. Perde, yani insan başına yüzüne örtecek bir şey ki onda suret var idi. Fehatekehu Peygamber Efendimiz onu yırttı. Sümme kâle, sonra dedi ki inne eşedden nâse azâba, azap yönünden nasın en şiddetlisi yevmel kıyameti, kıyamet günü, yani kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimlerdir? Ellezîne, şul bir kimselerdir ki yüşebbihûne, benzetirler bi halkillâhi azze ve cel, Allah-u Teâlâ'nın halkine benzetirler. Kendileri de haşa haşa yaratıcıymış gibi bir şeyler yaparlar. İşte en şiddetli azap bunları olacaktır dedi. O perdeyi yitti. Üzerindeki ince perdeyi. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni ibn-i Ebi Zibin anil Haris ibn-i Abdirrahman en Küreybin Mevle ibn-i Abbas en Üsamete ibn-i Zeydin en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Üsame'den de rivayet olundu ki kâle buyurdu Peygamber Efendimiz la tedkulul melâiketu beyten fihi sure. Melekler suret olan bir eve girmezler. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn-i Mca'd kâle haddesene ibn-i Ebi Zib en Abdirrahman ibn-i Mehran en Umeyr Mevle ibn-i Abbas en Usamete ibn-i Zeydin enin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu dehalel Kabe. Hazreti Usame diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Şerife girdi. Fera'a fiha sureten, orada bir suret gördü. Fe'emereni, bana emreyledi. Fe'eteytuhu bidelvin mimmain, ben bir kova su getirdim. Fece'ale yadribu bihi suver, o suyu aldı, o suretlere vurmaya başladı. Demek boyayla yapılmış bir suret ki suyuyla çıkıyor. Onlara vurmaya başladı. Yakulu, der olduğu halde. Qatelallahu kavmen yusavviruna ma la yahlukun. Bunu der olduğu halde suyu o suretlere vurmaya başladı. Manası qatelallahu. Qatele fiili mazi fakat emir manasındadır. Allah katleylesin. Kimi kavmen, bir kavmi katleylesin ki yusavvirune, onlar tasvir ederler. Ma bir şeyi ki la yahlukun, onu halk edemezler. Halk edemedikleri bir şeyin suretini yaparlar. Allah onları katleylesin diye beddua etti. Bu hadisi şerifte ispat etti ki timsal değil. Timsal zaten haram da suret, boyayla duvara yapılmış bir suret. Resulullah Efendimiz bunu Kabe'nin içindeki duvardan su ile izale eyledi. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn-i Vehbin kâle haddeseni Umar ibn-i Muhammed enne Salim ibn-i Abdillah haddesehu an ebihi. Salim ibn Abdullah, babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Enne Cibril'e kal ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dediler ki inna la netkulu, inna biz melaike cemaati la netkulu beyten, bir eve girmeyiz ki fihi suretun, onda suret olur. Suret olan bir eve biz girmeyiz dedi, buyurdu. Haddesena Yunus qala lana ibn Vehbin qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an ibn Sabbaq an ibn Abbas an Maymunah zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mislahu. Ayn hadisi şerifi İmam Tahavi yine Yunus tarikiyle ispat zikrediyor. Fakat senedin sonu değişik oluyor. Yukarıdaki senet Salim ibn Abdullah terikiyle, Abdullah ibn Ömer. Bu da Abdullah ibn Abbas terikiyle. Yani Abdullah ibn Abbas Hazreti Meymure'den rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz'den rivayet eden iki sahabe oluyor. Birisi Abdullah ibn Ömer, birisi de Hazreti Meymure. Haddesena Rabi'ül Mâddin kâle haddesena Esed kâle haddesena ibn-i Lehi'a قال حدثنا ابو الزبير قال سالت جابرا عن السور عبد الله بن Hazreti Cabir'e sordum hani süveri suretlerden fil beyt evde olan suretlerden hangisi caizdir hangisi caiz değildir
Ve anir racüli, bir de bir adamdan sordum ki yef'alü zâlik, suret yapar. Fotoğrafçı alıyor, resimleri yapıyor, boyayla yapıyor, başka bir şekilde yapıyor. Bir de bunu sordum. Fekale, Hazreti Cabir dediler ki, zecera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zâlik. Peygamber Efendimiz bunda nehyeyledi. Evde suret bulundurmadan da nehyeylemiş, sureti yapmaktan da nehyeylemiş. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأسبهاني قال حدثنا محمد بن الفضل عن عمارة عن الكعكاع عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة. أبي زرعة diyor ki ben Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh ile beraber girdim. Nereye? دار مروان بن الحكم. مروان بن الحكم'in evine girdim. فإذن بتماثيل. Bir de baktım ki orada timsallar var. Timsal yani mücessem heykeller var. Fekale Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Kale Allahu Azze ve Cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Estağfirullah. Ve men azlamu mimmen, bu ayet değil ha. Hadisi kutsi. Ve men azlamu mimmen zehebe yehluku halken ke halki fel yehluku zerreten evli yehluku habbeten evli yehluku şaire. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu deyince hadisi kutsi olur. Hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş ki ve men azlamu, ve men kim azlamu, daha ziyade zalimdir. Hak'tan ayrılmıştır. Kimden? Mimmen, bir kimseden ki zehebe gitti. Yahluku yaratmaya gitti. Halken yaratmak gibi, ke halki, benim yarattığım gibi o da yaratmaya gitti. Bu adamdan daha büyük kim zalim vardır? فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Madem öyle yaratabiliyorlar, bir zerre halkesinler. Kainatta olmayan bir zerreyi halkesinler, bir zerre meydana getirsinler. اَوْلِيَخْلُقُوا حَبَّةً. Yahut da bir habbe halkesinler. اَوْلِيَخْلُقُوا شَعِرَةً. Yahut da bir arpa halkesinler. Bir adam toplansınlar, mesela mevcut nebatatın gayri, öyle bir nebatat meydana getirsinler ki o dünyada yok. Ama alacak da birisinden birisine aşı yapacak, o öyle değil. Yok, öyle bir madde almayacak. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatından bir maddeden istifade etmeyerek böyle yoktan bir zerre meydana getirsinler, bir arpa meydana getirsinler, bir habbe meydana getirsinler. İmkanı mı var? Yok. قال أبو جعفر إمام تحاوي buyurdular ki فذهب ذاهبون, gidenler gittiler ila kerahiyeti ittihazı ma fihi suvar, suret olan şeylerin ittihazının kerahiyetine. O da neden? Mine siyab, elbiselerden. Elbiselerde suret var. Öyleyse suretli elbise ittihaz etmek mekruhtur dediler. Ve ma kana yuta, vet edilen şeyin de kerahatine gittiler. Min zalik, bundan. Ve yumtahan, imtihan olunan şey. Yani hali, seccade, kilim, hasır, sermişsen çiğniyorsun. Bunlar dediler ki hayır, bu da mekruhtur. İster elbise olsun, isterse çiğnenen bir şey olsun. Madem suret vardır, bu hadisi şerife mucebince bunları kullanmak caiz değildir. Ve ma kâne melbusen, yahut da giymiş, üzerinde resim vardır. Hiçbirisi caiz değildir. Ve kerihu kevnehu fil büyüt. Evde suretlerin olmasını da mekruh gördüler. Adam sermemiş, giymemiş, asmamış fakat evde bulunuyor. O da mekruhtur dediler. Ve ihtecu fi zalike bihazil asar. Bu eserlerle de ihticac eylediler. Delil getirdiler. Ve halefehum fi zalike aharun. Diğerleri bunları muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki ma ul bi şey ki kâne min zâlik, bu resimli elbiselerden oldu. Elbiselerden, kumaşlardan, halıdan, kilimden. Ne oldu? Yûte'u ve yümtehen. Çiğnenir oldu. Ve imtihan. İmtihan ki yani ehemmiyetsiz bir yere serilmiş. Kimse ehemmiyet vermiyor, kıymet vermiyor. Böyle bir şey yerde olursa fela ve sebihi, onda beis yok. Ona hürmet yok ki, ayağı altına koymuş, gidip gelip çiğniyor. Şu halde bir hali seccade var, resim var.
diyelim Ceylan resmi var. Yahut da başka bir resim var. Bir ziruh hayvanın orada resim var. Onu kaldırdı. Duvara astı. Ona hürmet, ihtiram ediyor. Kıymet veriyor. Bu caiz değil. Bu ittifakla. Bunda şekli şüphe yok. Yok. Onu sermiş ayaklar altına. Onu çiğniyor. Yani çiğnenen bir yerde. Ayaklar altında. Çiğneniyor. Bu caiz mi değil mi? Birinci mezhebe göre caiz değil. Madem surettir, istersen ayak altında çiğnense bile caiz değil. İkinciler diyor ki hayır, bu caizdir. Niye? O resme hürmet etmiyor ki, onu çiğniyor, hakaret ediyor. Resme hürmet ederse caiz değil. Bu ise hürmet etmiyor, onu çiğniyor. Dedi ki bu. Fela besebi, bunda beis yoktur. Ve kerihu ma siva zalik. Fakat bunun gayrisini mekruh gördüler. Hangisini? Çiğnenen bir yerde olmazsa, adam hürmeti ihtiram etmiş, asmışsa bu caiz değildir dediler. Peki yukarıkıların delillerini okuduk. Birçok hadisi şerifler zikreyledi. Bunu iddia edenlerin de elinde bir delili var. Onların delillerini getiriyor. Diyor ki وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında bunlar için hüccettendir. مَا شُلْ bir hadis ki حَدَّسَنَا يُونُس Yunus bize rivayet eyledi. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن عبد الرحمن بن القاسم أن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت أسماء بنت عبد الرحمن ده أولدي عبد الرحمن هزرت أبو بكر أولي عبد الرحمن onun kızı vardı adı Esma idi bu Esma da Hazreti Ayşe'nin evindeydi ve kanet fi Hicr-i Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'nin tahti terbiyesindeydi. Evet. Bu Esma'nın evet oğlu da ayrıca Abdurrahman ibn-i Kasım o diyor ki Esma'dan o da en Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kâlet. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min sefer. Peygamber Efendimiz bir seferden döndü geldiler. Ve indi benim yanımda da olucuydu. Nematun bir kumaş li bana mahsus. Kendim kullandığım bir kumaş vardı ki fihi suretunun da bir suret vardı. O kumaş da Hazreti Aişe radıyallahu anhaya mahsus bir örtü. Fevada'atuhu ben o kumaşı vez eyledim. Astım ala sehveti. Sehve bir pencere yahut da dolap yahut da iki yerin arasını fasleden bir yer. Oraya asmıştım. Oraya astığı gibi o resim orada tamamıyla görünüyor. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın maksadı o surete hürmet etmek değil de fakat onu asmış ki perde olsun. Dolap gibi bir yer. Oraya asmış o orada perde olsun. Fectebezehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çekti. Oradan kopardı. Ve kâle buyurdu ki la testuril cidâr. Cidâri setretme. Şimdi bundan da başka bir şey çıktı. O resim meselesi başka. Bir de duvarı bir perdeyle örtmek caiz mi değil mi? O hadisi şeriften anlaşılan hayır, duvarı kumaşla süslemek bu da caiz değildir. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? La testürü cidâr, cidâri setretme. Cidâr öyle sade görünsün. Ama sen onu bir de bir kumaş asmışsa. Fakat bunu bunlar delil getirdiler ki onda suret var idi. Sureti astığından dolayı çekti yırttı demiyorlar. Ama ona delil getiriyor bunu. Öyleyse hem sureti hoşlanmadı hem de duvarın setredilmesini hoşlanmadı Resulullah Efendimiz. Galet Hazreti Ayşe diyor ki فَسَنَعَتُهُ Ben onu yaptım, visadeteyn iki yastık. فَاَخَذَهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu aldı. يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا Onlara yaslanır oldu. Yani o kumaşı ben böldüm, iki parça ettim, onları yastık yaptım, Peygamber Efendimiz onlara yaslanırdı. Şimdi bunda ne çıktı? Demek ki asılması caiz değil ama fakat yastık yapılınca yastık kullanılıyor. Aşağıda yani ihtiram edilmeyecek bir şekilde kullanılıyor.
bu vakıfta caiz oluyor. Fakat burada bir mesele kaldı ki acaba onu iki parça etti Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha. Suret bir tane miydi, ikiye bölündü? Yahut da suretler çoğaldı, yastık yaptı, hepsinde tam olarak suretler kaldı mı? Bu ne izah etmiyor. Eğer suret bir tane ise onu ortadan böldüğü gibi suret zaten ikiye bölündü. Gitti suret, iyi gitti. Yok, suretler çok oldu da ikiye bölse bile her birisinde müstakil suretler kaldıysa o vakitte bunlara delil olurken yastık yapılırsa suret yastıkta caiz. Mesela bazı yastıklarda suretler var. Fakat ayağın altında, başın altında, kolun altında imtihan edilen bir yerde, yani rezaletle kullanılan bir yerde olduğundan dolayı bu caizdir dediler. Haddesena Yunus kâle ahberen ebni vehbin kâle ahbereni amrul en bükeyril eşeç en rabi'at ebni ata mevla beni leser ennehu semi'al Kasim ebni Muhammed. Kasim ebni Muhammed'i işittim. Yezkürü en Aişete radıyallahu anha, Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan zikrediyor, haber veriyor zevci Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe de Hazreti Peygamber Efendimiz'in zevcesi. Ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne yertefiku aleyhima, o iki yastığa irtifak eder, yani dirseğini korur, onlara yaslanırdı. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر أن عمرو بن الحارث عن بكير أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها إن هزت عائشة دن رواية بيورك أنها كانت نصبت سترا هزت عائشة رضي الله عنها بير فردي أصدك فيه تصابير وعند سورة الواردة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimiz içeri girdi فنزعه onu oradan çekti kopardı فقطعته وسادتين Hazreti Ayşe de onu ortadan kesti iki visade yaptı. Visade yastık, yaslanacak bir şey. Burada açık cemi geldi hocam. Tesavir demek çoğulmuş. Burada tesavir geldi ki birkaç suret varmış. Bir suret değil de birkaç suret varmış. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ Meclisteki bir adam dedi, حِيْنَ اِذِنْ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنَ عَطَى Mevla Beni Eser. Beni Eser'in kölesi olan Rabi'atü bin Ata o meclisteydi. O dedi ki, سَمِعْتَ اَبَا مُحَمَّدٍ Ebu Muhammed'i sen işittin mi? Bu rivayeti söylüyorsun. يَذْكُرُ اَنَّ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ Hazreti Aişe'nin dediğini, Hazreti Ayşe'den zikrettiğini Ebu Muhammed zikrediyor ya, sen Ebu Muhammed'den işittin mi? Ki fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yertefiku aleyhima. Peygamber Efendimiz o suretli yastıklara yaslanırdı, Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Bunu Hazreti Ayşe'den rivayet eden Ebu Muhammed'den işittin mi, sen kendin işittin mi? Dedi. Fekâle la. Dedi ki yok, ben kendim işitmedim. Velakin semi'tu Kasim ibn Muhammed. Kasim ibn Muhammed'i işittim. Yezkuru zalike anha, Hazreti Ayşe'den o rivayet ediyordu. Rivayeti işittim dedi. Haddeseni İbn Merzuk. Kâle haddesena Muhammed ibn Ebil Vezir. Kâle haddesena Muhammed ibn Müslim. En Abdirrahman ibn Kasim. An ebihi en Ayşe'te radıyallahu anha. Enneha cealet sitren. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir perde aslı ki fihi tesaviru, onda suretler var idi. İlel kıblete, kıble tarafına aslı olun. Fe emereha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona emretti. Fe nezaatü, onu oradan çıkardı. Ve cealet minhu visadeteyni, ondan iki visade, iki yastık yaptı. Fe kânen nebiyyü sallallahu ayet geliyor. Bunların hepsinin aslı bir hadis mi, yoksa hepsi ayrı ayrı hadis mi? Mesela birisinde kıble tarafına aslı diyor bunda. Daha yukarıki hadiste diyor ki bir yere perde gibi yapmıştı. Caiz ki o dediği yer kıble tarafına olabilir. İkisi de olabilir. Evet. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu ennafi'anil Kasim ibn-i Muhammed en Aişete ümmül müminin radıyallahu anha. Anha'yı evvel getirmiş. Halbuki anha sonradan gelecek. Radıyallahu
Anha'yı evvelden cizim, Lefse-i Celal'dan sonra yazan radıyallahu anha. Enneha isteteret binemrakatin, bir kumaşına sitretti ki fiha tesavir. Onda suret olan bir kumaşına tesettür etti. İsteteret, ya kendisi aldı, üzerine onu giydi, yahut da bir yere sitare olarak astı ki, mesela yani o kumaşta suretler var idi. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bunu görünce قَامَ عَلَى الْبَابِ kapıda durdu. İçeri girmedi. فَلَمْ يَدْخُلْ İçeri girmedi, kapıda durdu. فَعَرَفَتْ فِي وَجِهِ الْكَرِيمِ Hazreti Ayşe anladı. Baktı ki Resulullah Efendimizin rengi değişti. Kendisinin bir hata ettiğini anladı ama hatası nedir? Onu bilemedi. فَقُلْتُ Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ya Resulullah اَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ Ben Allah'a tevbe ederim. وَاِلَى رَسُولِهِ Resulüne de tevbe ederim. فَمَاذَا اَذْنَبْتُ Ben ne günah işledim? Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin renginin değiştiğini görünce bir hatası var olduğunu anladı ama hatası ne? Günahım ne ya Resulullah? Tevbe ederim ben. Yani günahımı bildir. Ben dönerim dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulü Ekrem Efendimiz buyurdular ki مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرَقَةِ Bu perdenin bali nedir, işi nedir yani? Bunu niçin asmışsın? قُلْتُ Hazreti Ayşe diyor ki اِشْتَرَيْتُ عَلَكَ Ya Resulullah ben bunu senin için satın aldım. لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا Sen bunun üzerine oturasın. وَتَتَوَسَّدَهَا Onu yastık olarak kullanasın. Bunun için ben aldım. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki İnne ashabe hadihi sular bu suretlerin sahipleri, bu suretleri yapanlar yukaddemune yevmel kıyame kıyamet günü bunlar meydana getirilirler. Allah'ın huzuruna teklim olunurlar. Feyukalu lehum onlara denilir ki ehyu ma halaktum yarattığınızı diriltiniz. Siz bunları yarattınız. Bunlara ruh veriniz. Diri yapınız. Sümme kâle sonra buyurdu ki اِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي ف۪يهِ الصُّوَرِ Şöyle bir ev ki orada suretler vardır. لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَ Melekler oraya girmez. Hangi melekler girmez? Rahmet melekleri girmez. Hani bazı şeytani fikirli adam olur. Ya o ne işiymiş ya suret oldu. Melek girmiyormuş. Binaenaleyh ben eve bir suret korum. Melekler de girmez. Kiremen katibinde giremez. Ben orada istediğim günahı yaparım. Melekler de giremez ki yaza, o manaya değil. Yani Cenab-ı Hak bir rahmeti gönderdiği vakitte melekle gönderir. O rahmet meleki ona rahmet getirmez. Gene gelir, azap lanet gelir. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Sa'id ibn-i Amir, kâle haddesene Şubet ben Abdirrahman ibn-i Kasim, anebihi, kâle kâlet Aişetim. Hazreti Aişe buyurdular ki, كَانَ ثَوْبٌ ف۪يهِ تَصَاوِيرُ Bir elbise vardı, onda suretler vardı. فَتِعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُصَلِّ Peygamber Efendimiz'in önüne koydum, o da namaz kılıyor idi. فَكَرِهَهُ Onu hoşlanmadı, kerih gördü. اَوْقَالَتْ يَقُدْ Hazreti Aişe dedi ki فَنَهَانِ Beni nehyiledi, niye bunu buraya koydun? فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ Ben onu parçaladım, yastık yaptım. فَقَالَ اَهْلُ هَذِ الْمَقَالِ İşte bu ikinci mekale sahipleri, ikinci mezhebe sahip olanlar dediler ki فَمَا bir elbise ki suretli bir elbise ki كَانَ اُلْبِ مِمَّا يُوْتَوْ çiğnenen şeylerden oldu, eşyadan oldu فَلَا بَأَسَ onda beis yoktur. Bir resimli kumaş, elbise hali kilim ki çiğnenir oldu. İhtiram edilmez olur, çiğnenir olur. Bunda beis yoktur. Ne için? Leha değil asa. İşte bu eserler dolayısıyla. Baksana Resulullah Efendimiz asılmasına razı olmadığı bir şeyi Hazreti Ayşe kesmiş, yastık yapmış, o yastığa yaslanmış, oturmuş. Onda da suret var. Öyleyse mümtehen. Mümtehen yani kepazelik, rezaletlik yerlerde kullanılan şey.
aşağı şeylerde kullanılan şey. Bunda beis yoktur dediler. Ve ma ul bir elbise kumaş ki kâne min gayri ma yu'ta. Yok, o çiğnenen bir yerde değil. İhtiram edilen bir yerde. Böyle olursa fehuvellezî, işte bu şul bir şeydir ki câet fîhî, onun hakkında geldi el âsâr-ül evvel, evvelki hadisler. Peygamber Efendimiz'in nehyettiği de işte onlar hakkında. İhtiram edilen yere asmış. Güzel mendil, güzel seccade, güzel bir şey duvara asmış. Bir dolabın üzerine asmış yahut da birikten asmış şöyle. Hürmetle ihtiram edilen bir yerde. İşte Peygamber Efendimiz'in nehyettiği ki bu. Bu ikinci kavle göre. Yok ama sermişsen de çiğniyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Onda zarar yok. Mesela halılar üzerinde var. Resimleri var, bilmem müteberi var. Bunda zarar yok. Bu ikinci mezhep. Birinci mezhep alel itlak. Hepsini caiz görmedi. Bu ikinciler de ikiye ayrıldılar. Evde ihtiram edilen bir resim olursa caiz değil. Yok, ihtiram edilmez de ağzını gözünü çiğnediğin bir resim olursa caiz. Peki melek girmez şeyin orada. İşte ona da caiz diyorlar. Eğer melek girmese o mümtehan olan şeye melek girer diyor. Çünkü o müstesna diyor. Resim olan yere melek girmez. İlla ki mümtehan ola. O resim mümtehan ola bu ikinci kavle göre. Yani ona hürmet edilmiyor. O resim diye onu oraya koymamış. Eşyayı koymuş. Fakat onu da çiğniyor yani. Hürmet etmiyor onu. Bu ikinci kavle Müslümanları biraz kurtarır. Birinci kavle göre kitaplar resim dolu. Kitapları da içeri koyamazsa. Kitaplar, gazeteler, eşyalar. Herhangi bir haliyi alsan bakıyorsun ki ya haç resmi var, ya bir suret resmi var, ya bir şey var yani. Fakat bu ikinci kavle göre onlar kurtarıyor. وَقَدْ رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. اَنَّهُ اِسْتَثْنَا Peygamber Efendimiz istisna buyurdular. مِمَّا نَهَا عَنْهُ مِنَ السُّوَرْ Suretlerden nehyiyledi ya Resulullah Efendimiz. O nehyettiği şeylerden istisna buyurdular. Ney? اِلَّا مَا كَانَ رَقَمًا فِي ثَوْبٍ İlla bir elbisede rakam olursa bu müstesnadır. Nehiden müstesnadır. İşte bu resmi tecrüz edenlerin dayandığı illa ma kana raqaman fi sevbin. Buna dayanıyorlar. İşte bazıları hani resim caizdir, maizdir dedikler. Hep buna dayanıyorlar. Peygamber Efendimiz resim haramdır, suret haramdır. İlla ma kana raqaman fi sevbin. Bir elbisede rakam, nakış olursa bu müstesnadır. Yani adam böyle bir kumaş yapmış ki ufak 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 resimlerinden doldurmuş. Adam onu resmi için, sureti için almıyor, kumaş diye alıyor. Ha, o kumaşta da o resimler var. O müstesna. Peygamber Efendimiz bunu mübah kılmış. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni Amr ibn-i Haris enne Bükeyre ibn-i Leşeç haddesehu enne Bişira ibn-i Sa'id haddesehu enne Zeyde ibn-i Halid-i Cühaniye haddesehum ve mea Bişri ibn-i Sa'id Beydullah-i Khulani Bişir bin Seyyid'le ve Baydullah al-Kulani de var ki enne Ebu Talha'ta haddesehu. Ebu Talha rivayet eylemiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâr. Peygamber Efendimiz buyurdular ki la tedhulul melâiketu beyten fihi sure. Suret olan bir eve melekler girmez. Bunu rivayet eyledi. Kâle Bişirun. Bişir diyor ki fenari da Zeyd ibn Halid. Zeyd ibn Halid hasta oldu. Esas çünkü bunlar kimden rivayet ettiler bu hadisi? Zeyd ibn Halid el-Cühani'den. Zeyd ibn Halid hasta oldu. Fe'udnâhu. Onu ziyarete gittik diyor. Fe'izen nahnu fi beyti. Biz onun evindeydik. Bir de baktık ki bi sitrin fihi tesavirun. Orada bir sitare var, onda da suretler var. Hadisi nakleden Zeyd ibn Halid'in evinde. Hadisi onları öğreten o. Onun bu hadisi bu okudu. Kendi evinde baksana. Suret var. فَقُلْتُ لُعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِ Bişir diyor ki ben, benimle beraber o hadisi dinleyen Ubeydullah el-Khulani'ye dedim ki أَلَمْ تَسْمَعْهُ Sen bunu işitmedin mi? حَدَّسَنَا فِي التَّصَابِرِ Tesviller hakkında bize hadis rivayet eyledi. Hadis olan, suret olan bir eve melek girmez dedi. Uzat, bu hadisi bize öğretti. Şimdi kendi evinde var. Kale.
Ubeydullah el-Hulani dedi ki, قَدْ قَالَ اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ. Hadisin sonunda اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ ibaresini okudu. اَلَمْ تَسْمَعُ. Sen onu işitmedin mi? اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ. Bunu işitmedin mi? Dultular. Dedi ki, vallahi ben onu işitmedim. Demek ki bu hadisin tamamı şu. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةٌ اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ. Bunun اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ ibaresini Bişir işitmemiş. Fakat Ubeydullah el-Hulani işitmiş. Öyle deyince kultula ben işitmedim. قَالَ بَلَا. Evet, onu da okudu. قَدْ زَكَّرَ ذَٰلِكَ. Bunu da zikretti. Yani Resulullah Efendimiz'in hadisinde bu var. اِلَّا رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ اَوْ اِلَّا مَا كَانَ رَقَمًا ف۪ي سَوْبٍ. مختلف عبارة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اشتكى أبو طلحة بن سهيل. سهل أساس سهل ده برده سهيل gelmiş. أبو طلحة بن سهل خسته ولدي. فقال لي عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف قال dedi ki هل لك في أبي طلحة. Ebu Talha'da senin için bir maksat var mı? Te'uduhu, onu ziyarete arzun var mı? Arzu edersen beraber gidelim. Ebu Talha'yı ziyaret edelim. Haste fekultu na'am. Evet, gidelim diye razı oldum. Kale fecinahu. Biz geldik ona. Fedekalna aleyhi. Onun huzuruna girdik. Ve tahtahu nematun fihi suret. Baktık ki altında bir kumaş var. Kumaşta da suret var. Fekale Ebu Talha dedi ki, inzi'u hâzen nemet. İnzi'u, siz çıkarınız. Hâzen nemet, şu kumaşı şuradan çıkarınız. Fe'elkûhu anni, benden atınız bunu, uzaklaştırınız. Suret olduğunda benim altımdaki bu kumaşı çıkarınız, bunu benden uzak ediniz dedi. Fekâle lehu Osman ibn Huneyf. Osman ibn Huneyf Ebu Talha'ya dedi ki, eve mâ semi'te ya Ebu Talha. Ya Ebu Talha, sen işitmedin mi? Kimi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i işitmedin mi? Hîne nehâ anis sureti. Suretten nehyettiği vakitte işitmedin mi ki? Kâle Resulullah Efendimiz buyurdu. İllâ rakamen fî sevbin ev sevben fîhî rakab. Resulullah Efendimiz suretten nehyettiği vakitte buyurdular ki İllâ rakamen fî sevbin. Elbisede rakam olursa o müstesnadır. اَوْ سَوْبًا ف۪يهِ رَقَمٍ. Yahut da bir elbise müstesnadır ki onda suret rakam gibi orucudur. Elbisede hani basmalarda olur ya böyle nakışlı, o şekilde. Bunu işitmedin mi sen? Yani suret haramdır ama işte bu da o kabildendir. Bir kumaş ki onda rakam gibi suret var. Ebu Talha ne cevap verdi? قَالَ بَلَا. İşittim ben bunu. وَلَاكِنَّهُ اَطْيَبُ لِنَفْسِهِ. Benim nefsim için daha güzeldir. فَاَمِيْتُوهُ عَنِّي. Benden uzaklaştırınız. İşittim. Resulullah Efendimiz buna müsaade etti ama fakat benden uzaklaştırınız. Bu bana daha hoş gelir. Yani hiç olmasın daha iyi. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا بُنْ وَهْبِنَا اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنْ اَبِ النَّظْرِ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِثْلَهُ. Aynı hadisi şerifi zikreyledi. غَيْرَ اَنَّهُ قَالْ مَكَانَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ سَهْلَ بْنِ حُنَيْفِ. Yalnız o gidenler içerisinde Osman ibn Huneyf'i diyordu. O bu rivayet ediyor ki Hayrun'un kardeşi Sehl ibn Huneyfi'di. Fark etmez, ister o ister o. Esas hadisi rivayet eden kim? Ebu Talha. Ebu Talha hadisi rivayet ederken illa rakamen fi sevbin rivayeti de var ama fakat gene de hoşuna gitmemiş. Bunu benden altından kaldırın, benden uzaklaştırın. Yani hiç suret olmasın. Bu benim nefsim için daha güzeldir demiş. فَثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا. İşte bu rivayet ettiğimiz hadiste sabit oldu. خُرُوجُ السُّوَرِ اللَّتِي فِي السِّيَابِ. Elbiselerde olan suretlerin çıktığı sabit oldu. Neden? مِنَ السُّوَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا. Nehyedilen suretlerden. Suretler haramdır. İlla elbisede nakış yapılmış. Bu adam da o suret için o elbiseyi giyiyor manasına değil. Yok, elbise olarak almış da fakat onun nakışında öyle suretler var. Ekser oluyor ya, piyasada var öyle suretli. Bu istisna ediliyor. Ve sebete ennel mehniyen enhu. Sabit oluyor ki nehyedilen es suvarulleti şul bir suretlerdir ki hiye neziru ma yef'aluhun nesara fi kenaisihim.
Nesranilerin kendi kiliselerinde yaptıkları suretlerdir. Yani o şekilde yaparsa, o surete bir hürmet ihtiram ederse, işte nehyedilen budur. Mines suveri fi cüdraniha, kilisenin duvarlarındaki suretlerden ve min te'aliki siyabil musavvareti fiha, elbiselere suretleri yapmışlar, o suretleri götürmüş, asmışlar. İşte nehyedilen şey bu. Mesela adam bakarsın ki güzel bir atın resmini yapmış yahut da öyle hazır almış, asmış. Ne için asıyorsun ya? Görmüyorsun atı ya, ne güzel bak. İşte haram olan bu. Vaktiyle birisini gördüm Antep'te. Gittim adamın karyolasının üzerinde koskoca bir hali, halın üzerinde aslan resmi. Bu ne ya dedim, ya bu caiz değil. Dedi sabahtan kalkarım bu aslana bakarım, aslan gibi kuvvetli olurum. Ha, o aslana bakacakmış da aslan gibi kuvvetli olacakmış. İşte haram olan bu. Ha. Haddesene, evet. Fe emma ma kâne yûta'u ve yumtehen ve yufreş. Maşhul bir elbiseler ki imtihan olunur, ferş olunur, çiğnenir. Fehve hâricun min zâlik. Bundan hariçtir. Yani onlar haram değildir. Ve hâzâ mezhebu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullah. Bu üç imamın mezhebi de budur. Şimdi bizim mezhep anlaşıldı buraya kadar. Ama yine de ihtiyat edip hemen göz gör yere koymamalı. Yani korsa caizdir. Bizim fıkıh kitaplarında da yazar ya, halıda, kilimde, seccadede resim olursa, o da çiğnenen bir yerde olursa la bestir. Namaz kılınabilir mi üstad? Ha, kılınabilir. Secde yerine gelmemek şartıyla. Secde yerine geliyorsa gelmezsin. Ya ileri ya geriye ya bir şeyi sararsın. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد واحد بن زياد قال حدثنا الليث قال دخلت على سالم بن عبد الله ليث diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'in mehtumu mükerremleri Salim'in evine gittim ve huve müttekiyun ala bisadetin hamra, o da kırmızı bir yastığa yaslanmış idi. Öyle kırmızı yastık ki fiha tesaviru. Onda suretler var idi. Kale Leys diyor ki fekultu, ben ona dedim ki eleyse hada yukra, bu suretler mekruh değil mi? Sen bu yastığa yaslanmışsın. Halbuki bu yastıkta suret var. Bu mekruh değil mi? Diye sordum. Fekale la, dedi ki yok mekruh değil. İnnemâ yukrehu, mekruh olan ma şul bir şeydir ki, bir surettir ki yualleku minhu, talik olunandır. Böyle suretli şeylerden alıp da asılan şeylerdir. Mekruh olan budur. Ama bu yastık asili değil, çiğneniyor. Bu mekruh değildir dedi. Ve ma nusibe minet temasil, bir de timsallardan dikilen şeyler. Bir hayvan resmini, insan resmini getirmiş, dikmiş oraya koymuş böyle ayakta. Çiğnenen bir yerde de değil, onu koymuş. Ona ihtiram için. Bir de budur mekruh olan. Ve emma mavute, emma bir eşya ki onda suret vardır. O da çiğneniyor. Fela be'se bihi. Onda be'is yoktur. Kale sümme haddeseni en abihi. Sonra bunu söyledikten sonra Salim bana rivayet eyledi. Babası Abdullah ibn Ömer'de. قال عبد الله بن عمر buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu إن أصحاب هذه الصور, bu suretlerin sahipleri يعذبون يوم القيامة, kıyamet günü azap görürler حتى ينفخوا فيها الروح, ona ruh nefh edinceye kadar. Haydi bunu sen yarattın, Allah yaratıyor, sen ben de yaratırım dedin. Diğerdi Allahu Teala yarattığına ruh nefk ediyor, ruh üfürüyor. Sen de buna ruh ver bakalım diye ona azap ederler. Ne vakıda kadar? Ne vakıdı yok ki. Ta ona ruh verinceye kadar. Ruh da veremeyecek. Öyleyse azapta kalacak, ilelebet azapta kalacak. Buna işaret. Hatta yenfuhu fihi ruh. Ona ruh nefk edinceye kadar. Ne derler? Yukarı lehum. Onlara denilir ki ehyu ma halaktum. Yarattıklarınızı
ihya eden. Yani buna ruh deriz. Yaratmak Allah'a mahsus. Sen niçin Allah'ın yarattığına benzer bir şey yapıyorsun? Allah yaratıyor, ruh veriyor. Sen de yapıyorsun, şeklini yarattım diyeceksen ama ruhu yok. Öyleyse ruh veremezsen sen azabını çek. Fakat bunu ne için getirdi? Fedelle hâzâ min kavli Salim. Diyor ki Salim'in bu kavlün delalet ettiği alâ mâ zekârına, bizim zikrettiğimiz şeye. Zikrettiğimiz ne? Ulema ihtilaf etti. Suretten hangisi helaldir, hangisi haramdır? Bir defa evvelce dedi ki suret meselesinde ruh olan var, ruh olmayan var. Hangisi caizdir, hangisi caiz değildir? Evet. Bazıları dediler ki suret oldu mu mutlak caiz değildir. Bazıları da dediler ki hayır, ruh sahibi olursa caiz değildir. Ruh sahibi değilse caizdir. Peki ruh sahibi olan bir şeyin timsal olsun, suret olsun, hangi şekli haramdır, hangi şekli helaldir? Bazıları dedi ki hepsi haramdır. Ruh sahibi olan bir suret isterse asılı olsun, isterse çiğnenen yerde olsun, hiçbirisi caiz değildir. Bir kısımda dediler ki hayır, asılı olursa, ihtiramın asılmış, hürmet edilen bir yerde olursa bu caiz değildir. Ama çiğnenen, ihanet olunan bir yerde olursa caizdir. İşte bu misali getirdi ki İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in mezhepleri bu. Çiğnenen, ihanet olunan yerde olursa haram değildir. La bâs'tır. La bâs'ın da terki evladır. Yani evla olan onu da terk ederse, edesen. Ama terk etmez de onu istimal edersen ise günah yazılmaz. Şimdi bu burada bitti. Salim'in kavlini de buraya getirdi ki Hazreti Salim babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet etti ki suret yapanlara kıyamet günü denilecek ki bu yaptıklarınıza ruh verin. Yoksa azapta kalacaksınız. Onlar da ruh veremeyecekler, o azabı çekecekler. Azap olacak. Halbuki diyor, ravi diyor ki Leys, ben huzuruna girdim bu hadisi rivayet etmezden evvel. Baktım ki kırmızı bir yastığa yaslanmış, onda da suretler var. Ona sordum ki bu suretler haram değil mi? Sen bunu evinde kullanıyorsun, ona yaslanmışsın. O da dedi ki yok, bu haram değil. Bu ihanet edilen bir yerde kullanılıyor. Yastık, yastığa ya yaslanırsın ya üzerine oturursun. Ya hangisi haramdır? Te'lik edilirse, asılırsa, hürmet ihtiram edilirse mekruh olan odur. Dedi. Ondan sonra da babası Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Şimdi burada bitirmiş oldu. Hulâsâ bizim mezhepte eğer ihanet olunan bir yerde suretli bir şey varsa onu istimal etmek de la bâs'tır. Terki daha evladır. Terk etmezse, onu istimal ederse günahı yok. Mesela halıda, kilimde suretler oluyor, çiğneniyor, gidiliyor, geliniyor. Onda la bâs. Yani günah yazılmaz. Şimdi ayrıca bir ihtilaf var. Hangi suret haramdır, hangisi değildir? Diyor ki sümme ihtelefen nâsü ba'de zâlik. Bundan sonra nasıl ihtilaf eylediler? Fî hâdihi suveri mâhiyye. Bu haram olan suretler hangileridir? Bunu öğrendik. İhtiramen asılan suretler haramdır. Ama hangi suret? فَقَالَ قَوْمٌ Ulemadan bazıları dediler ki قَدْ دَخَلَ فِي ذَٰلِكْ Buna dahil oldu sureti, kulli şeyin, her şeyin sureti. Hayvan resmi, insan resmi, ağaç resmi, nehir resmi, dağ resmi, resim dedim, hepsi buna dahil oldu. Resim denilen herhangi bir şeyi asarsan ise günahtır dediler. مِمَّا لَهُ رُوحٌ وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ İster o asılan surette ruh olsun, ister olmasın. Ruh olan ne gibi? İnsan, hayvan gibi. Ruh olmayan ne gibi? Ağaç, nehir, dağ, manzara gibi. قَالُوا dediler ki لَاَنَّ الْاَثَرَ جَاءَ فِي ذَٰلِكَ مُبْهَمًا Zira eser bunda müphem geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Suret yapanlar azapta olacaktır. Ruh sahibi olsun, olmasın diye hadiste zikredilmiyor ki, mutlak zikrediliyor. Mutlak oldu mu, suretin herhangi bir şekli olursa olsun hepsine şumulü vardır. Dediler, وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْدَى Bu mesele hakkında delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنِ
rivayet etmiş olduğu hadisle. قال حدثنا أسد قال حدثنا بكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn Mesud dediler ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyameti el musavvirûn. Kıyamet günü en şiddetli azap gören kimdir? El musavvirûn, suret yapanlardır. Onların azapları şiddetlidir. Şimdi bak burada ruh sahibi olanları tasvir etmek, ruh sahibi olmayanları tasvir etmek diye bir ibare yok. Suret yapan kim olursa olsun. İster o suretin ruhu olsun, ister olmasın mutlak. Bir. İkincisi, haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Velid, kâle haddesene Şu'betü, kâle haddesene Avnu bin Ebi Cuhayfe, akbereni an Ebihi, kâle. Avnu bin Ebi Cuhayfe, babası Ebu Cuhayfe'den rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz, le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lanet etti kime? El-Musavvira. Suret yapana lanet etti. Her kim suret yaparsa Peygamber Efendimiz ona lanet etti. Mel'un. Bu ikinci hadisi şerif. Şimdi bunlar bunlarla istidlal ettiler ki suretin ruh sahibi olanı da caiz değil, olmayanı da caiz değil. Ve halefehum fî zâlike âferun. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalû. Buyurdular ki مَا شُلْ بِسُورَتْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ رُوحٌ Bu suretlerden ruhi olmayan şeyler. فَلَا بَاسَ بِتَصْوِيرِهِ Onu tasvir etmekte beis yoktur. Ruhi olmayan şeylerde. وَمَا كَانَ لَهُ رُوحٌ Bir şey ki onda ruh vardır. فَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْ تَصْوِيرِهِ İşte onu tasvir etmekten nehi vakı olmuştur. Resulullah Efendimiz'in nehyetti ki ruh olan şeylerdir. Ruh olmayan şey ise la bâs'tır. O haram değildir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunlar da ihticat eylediler. بِمَا رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen hadisle ihticat ettiler. Onu delil getirdiler. حَدَّسَنَا بَكَّارٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَمْرَانٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَوْنُ بْنُ اَب۪ي جَمِيلًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَب۪ي الْحَسَنِ قال كنت عند ابن عباس سعيد بن ابي الحسن diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'ın yanındaydım. İz etahu raculu ona bir adam geldi. فقال o adam dedi ki ya ibn Abbas ey Abbas'ın oğlu innema ma'işeti min sen'ati yedi benim ma'işetim benim elimin sen'atindendir. Ve ana asna'u hadhihi tasavir ben bu suretleri yapıyorum. Sen'ati de buymuş. Yani eliyle suretleri yapıyor, onları satıyor, ondan çoluk çocuğunu besliyor. Bu caiz midir, değil midir? Bunu sormak istedi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fekale İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas buyurdular ki, La uhaddisuke illa ma semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana hadis okumam illa Resulullah Efendimiz'den işittiğim bir hadisi sana söylerim ki yakulu sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Ben savvara surete her kim bir sureti yaparsa fe innallâhe muazzibuhu aleyha Cenab-ı Hak o sureti yaptığından dolayı ona azap edicidir. Yevmel kıyamete kıyamet günü. Hatta yenfuhe fîher ruh hatta ona ruh nefh edinceye kadar. وَلَيْسَ بِنَافِخٍ اَبَدًا Halbuki o da ona ruh nefk edemez. Getirip o sureti koyacaklar. Kaç suret yapmışlar? Bir tane, on tane, yüz tane, beş yüz tane önüne koyacaklar. Haydi bu bir şey sureti sen yaptın. Kimisi deve, kimisi at, kimisi insan, neyse. Haydi bunlara ruh ver. Haydi üfür bakalım. Azabın içinde. Nereden ruh verecek ona? Veremeyecek. Haydi. Teklif o. Bunlara ruh vereceksen azaptan kurtaracaksın. Onu azap içinde koyacaklar. Onu da teklif edecekler. Bu ruh onlara verebilecek mi? Onu da Resulullah Efendimiz buyuruyor ki وَلَيْسَ بِنَافِخٍ اَبَدًا Ebeden onlara ruh veremeyecek. Veremediği gibi ebedi cehennemde kaldığının alameti. İşte ebedi cehennemde kalmanın alametlerinden birisi de resimci olmak. Ebedi cehennemde kalmak istiyor musun?
Yahut evladın kalmasını istiyor musun? Resimci yok. Bitti. Ebedi cehennemde kalır. Allah'ım affetsin. İlla ki tevbe edecek. Bunu söyledi. Abdullah ibn Abbas dedi ki bak sen bu suretleri yapıyorsun. Resulullah Efendimiz bunu dedi. Ebedi cehennemde kalırsın. Kale ravi diyor ki ferabar reculu rabveten şedideten. O adam bir hopladı, bir sıçradı, bir hani şişti, kabardı. Vasferre ve şuhu, rengi de sapsarı oldu. Abdullah bin Abbas'ın bu sözü hiç hoşuna gitmedi. Birdenbire adam şişti, kabardı. Hindilerin kabarması gibi. Rengi sapsarı oldu. Benim meişetimi bende men ediyor. Ben nereden kazanacağım, nereden yapacağım dedi. Mesela. Fekale Abdullah bin Abbas dedi ki veyhek, yazıklar olsun sana. İn ebeyte illa entesna. Sen illa yapayım dersen sen. Yani Abdullah bin Abbas bunu yapma dedi. Yok sen iba ettin illa ben yap. Sen ağaca devam et. Yani ağaç resmi yap. Ve külli şeyin, her bir şeyin resmini yap ki leyse fihi ruh. Onda ruh. Ruh yok. Ruh olmayan herhangi bir şey yap. Ağaç, sebze, dağ, manzara bunları yap. Şimdi Abdullah bin Abbas'ın suret hakkındaki hadisi okuduktan sonra ağaç ve ruh olmayan şeylere yapması müsaade etti. Demek ki suret iki kısma ayrıldı. Yukarıdaki Resulullah Efendimiz'in nehyettiği suret yapanlar ebedi cehennemde kalacaklar. Bu hangi suret hakkında? Ruh olan suretler hakkında. Yoksa ruh olmayanların caiz olduğunu Abdullah ibn Abbas bak hadisi tefsir etti, izah etti. Ruh olmayanlarda beis yoktur. İkinci bir hadisi şerif daha getiriyor. Yine aynı hadis-i şerif de senedi başka. Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Kabîsetu, kâle haddesena Süfyanu en Avnin fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn Şeybe tarikeyle rivayet ediyor. Ve kad dalla ala sıhhati ma kâle ibn Abbas min hâza Abdullah ibn Abbas'ın bu dediğinin sıhhatine delalet etti. Kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli yani Abdullah ibn Abbas nereden aldı bunu? Diyor ki Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden aldı. O ona delalet ediyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا Cenab-ı Hak onun o sureti yaptığından dolayı ona azap edicidir. حَتَّى يَنْفُخَ ف۪يهَا الرُّوحِ Ona ruh nefredinceye kadar. İşte Abdullah ibn Abbas buradan aldı. Demek ki ruh sahibini yaparsa ona ruh ver diyecekler. Yok, ruhu olmayan bir şeyi yaparsa o teklif ona olmaz. Niye ruhu yok ki? Ağaç gibi ruhu olmayan bir şey yaptı. Caiz olduğunu buradan çıkardı Abdullah ibn Abbas. Fedelle zalik bu delalet etti ki ala ennemâ ol bir suret ki nühye min tasvirihi onun tesvirinden nehyolundi huve ma ol bir surettir ki yekûnü fihi ruh onda ruh olur. Kendisinde ruh olan bir şeyin tasvirinden Resulullah Efendimiz nehyiledi. Ve kad ruviye fî zâlike eyzâ min gayri ibn Abbas. Peki Abdullah ibn Abbas'tan bu rivayet var. Abdullah ibn Abbas'ın gayri bir sahabeden de bir rivayet var mı? Bunu daha ziyade teyit ve tekit etsin. Diyor ki evet Abdullah ibn Abbas'ın gayrisinden de aynı rivayet geldi. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber Efendimiz'den ki Kale Resulullah Efendimiz buyurdu El musavvirune yuazzebune yevmel kıyame Suret yapanlar kıyamet günü azap çekerler ve yukalu lehum onlara denilir ki ahyu ma halaktum yarattığınızı diriltiniz. Madem bunları yaratmaya benzettiniz öyleyse bunları diriltiniz yani ruh nefrediniz. Bu rivayet Abdullah ibn Abbas'ın gayrisinden de geldi. Hani senedi? Senedine böyle ezberden söylemeyle olmaz ki. Diyor ki evet senedini de zikrederim. Senedine İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Fehdun, bana Fehd rivati dedi. Kale haddesena el-Ka'nebiyyü kale haddesena Abdullah ibn Ömer en-Nafi'in en-ibn Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Ömer'den geldi bak bu da. Evvelki Abdullah ibn Abbas'tan idi. Bu da Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümadan ki Peygamber Efendimiz buyurdular. El musavvirune yuazzebune yevmel kıyame. Suret yapanlara kıyamet günü azap edilir onlara. Yukalu lehum onlara denilir ki
ehyu ma halaktum, yarattığınızı dirildiniz. Aynı mal. Oldu iki sahabe rivayet ediyor. Suret yapan canlı bir şeyin suretini yaptı mı cehennemde sureti önüne koyacaklar, buna ruh ver diyecekler. Yoksa azabını çek. O da ruh veremeyecek, azabını çekecek. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إمام التحاوي عبد الله بن عمر ذنب حديثي أحمد بن داود ترقي لدى روايته لدي حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر بإسناده مثله Aynı hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Yezid ibn-i Sinan terekkile de rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, Ma'bed Uba tesiyyedin. Kale haddesena Yezid ibn-i Harun, kale haddesena Hammam ibn-i Yahya, en katadeten ikrimete en Ebi Hureyre. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anh'ten de rivayet var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre dediler ki Resulullah Efendimiz buyurdu. Men savvara sureten, her kim bir suret yaparsa, üzzibe yevmel kıyame, kıyamet günü azab olunur, hatta yenfuha fihi her ruh, ona ruh nefk edinceye kadar. Ruh nefk edebilecek mi? Ve leyse binafikin, ona da ruh nefk edici değildir, ruh veremez. Şimdi üç sahabeden, üçünden de rivayet geldi ki, haram olan hangi suret? Ruh olan bir şeyin suretini yapmak haram olan bu. Ruh yoksa o la bestir. Femana hadi lasar, bu eserlerin manası. Mana ma ravaynahu an İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiğimiz hadisin manasıdır ki ruh varsa onun suretini yapmak haramdır. Ruh yoksa la bestir. وَقَدْ رُوْيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi. فِيْزَالِكْ Bu mesele hakkında اَيْذَا مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى Bu manaya delalet eden başka hadisler de rivayet olundu. O hadisler nedir? Onu da getiriyor. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا الْوِحَازِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُجَاهِدٌ الْكُوفَةَ وَقْتَكِ إِمَامِ مُجَاهِدْ Kufe'ye geldi tabiinden. Eteytuhu ana ve abi. İsa ibn Yunus diyor ki ben ve babam Yunus, İsa ile babası Yunus beraber ona geldik. Fahaddesena an Ebi Hureyre. Ebu Hureyre'den bize hadis okudu. Kale, dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste dedi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Etani Cibrilu Bana Cibril aleyhisselam geldi. Fekale ya Muhammed. Cibril dedi ki ya Muhammed inni ciytukel bariha. Dün ben sana geldim. Felem astati an edhulel beyt. Fakat senin evine girmeye gücüm yetmedi. Giremedim. Astati yani kudretim olmadı. Giremedim. Ne için girememiş? Lennehu kâne fil beyti timsalu racul. Bir adamın heykeli vardı senin evinde. Onun için eve giremedim ben. Femur bit timsali emret. O timsali fel yukta arasuhu. Onun başını kessinler, koparsınlar. Baş tarafı koptu mu gerisi ağaç gibi olur. Hatta yekune ke heyeti şecere. Hatta ağaç gibi olsun. Bu hadisi şerif başka yerlerde de geçiyor. Cibril aleyhisselam 3 gün gitmiş gelmiş. Bu hadisi şerifin gerisi de var. Bir köpek var idi, bir de timsal var idi. Geldi, melekler köpek olan yere, bir de timsal suret olan yere giremezler. Geldi, döndü. 3 gün sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya çıktı. Çıktığı gibi Cibril aleyhisselam kapıda bekliyor. Dedi ki, ya Cibril sen vaat ederdin, hulfetmezdin. Ben geleceğim dedin, 3 gündür bekliyorum, gelmedin. Dedi ya Muhammed 3 gündür geliyorum fakat içeri giremiyorum. Biz melekler cemaati kelb olan yere, timsal suret olan yere giremeyiz. Sen emret o timsalın başını koparsınlar gerisi ağaç gibi olur. Ağaç gibi oldun biz girebiliriz. Bir, o köpeği de oradan çıkarın onun yattığı yere bir iki kova su setin. O köpek yavrusu da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a çocuktular.
o köpek yavrusunu getirmiş, evde beslediler. O da bir kerevit kürsi var idi. Onun altında Resulullah Efendimiz'in haberi yok. Onu orada saklamışlar. Ondan oynuyorlar. Resulullah Efendimiz'e Cibril Aleyhisselam haber verdi ki o kürsünün altında köpek yavrusu var. Onu da çıkarın, yerine bir iki kova su serin. Ondan sonra ben girebileyim. Evet. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ayyaş. Ani Ebi İshak. En Mücahidin an Ebi Hureyre'te kale. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Süleyman ibn Şuayb tarikiyle rivayet ediyor ki Ebu Hureyre dedi ki İstâzene Cibril aleyhisselam ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e huzuruna girmek için Cibril aleyhisselam izin istedi. Fekâle, Peygamber Efendimiz buyurdular ki udhul. Ey ahi Cebrail, içeri gir dedi. Fekâle keyfe udhul. Dedi ki ben nasıl girebilirim? Ve fî beydike sitrun. Senin orada bir perde var. Fîhî temâsîlu hayrin ve ricâl. O perdede insanlar ve atların resmi var. Bir perde var, perdede insan ve at resmi varmış. Sen gir diyorsun ama senin evinde bir perde var, perdede insan ve at resmi var. Evet. فَاِمَّا اَنْ تَكْتَعَ رُؤُسَهَا Ya onların başlarını kesersen وَاِمَّا اَنْ تَجَعْلَهَا بِسَاتًا Yahut da onu indirirsen, onu sergi yaparsan, yere sergi yaparsan o vakitte ben girebilirim. فَاِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَ Zira biz melaike cemaati لَا نَدْخُلُ بَيْتًا Biz bir eve giremeyiz. Öyle ev ki fihi temasilu. Onda suretler vardır. Suret olan eve giremeyiz. Perde asili. Asili olan perde hürmet-i ihtiram için asili. Gerçi onlar sureti gasp ederek asmamışlar ama fakat mühterem bir yerde asili. Yoksa sureti ihtiram için de değil o. Onu ne edeceksen baş tarafını izale edeceksin, keseceksin. Baş tarafını kestiğin gibi geriye kalan o ağaç gibi olur, o zarar vermez. Esas mühim olan baş tarafı. Ya böyle yaparsın yahut da onu sergi yaparsın. Oradan indirirsin. Çiğnenen bir yerde olur. O vakitte biz girebiliriz dedi. فَلَمَّا اُبِيحَتِ التَّمَاثِيلُ بَعْدَ قَتْعِ رُؤُسِهَا Timsalların, suretlerin başı kesildikten sonra mübah olundu. اَلَّذ۪ي لَوْ قُتِعَ مِنْ ذِي الرُّوحِ Eğer ruh sahibinden başı kesilirse lem yapka, baki kalmaz. Demek ki o vakitte mübah. Başı kesilirse bir adamın, herhangi bir hayvanın başı olması o yaşamaz. Öyleyse başı kestiğin gibi gerisi zarar vermiyor. Öyleyse ruh sahibi olmayan bir şeyin de suretini yapmak mübah olur. Bu bundan çıkıyor. Ağacın ruhu yok, dağın ruhu yok, mesela taşın ruhu yok. Bunlar caiz oluyor. Nitekim bak insanın bile, insanın suretini yapsan da başını yapmasan, başını yapmasan, gerisini yapsan, la bez. Çünkü baş olmadığı gibi olmaz. Mevcut yapılmış ise, o baş tarafını imha edersen, o vakitte melekler girer. Delle zalik, bu delalet etti, ala ibaheti tesviri ma la ruha lehu, ruh olmayan bir şeyin tesvirinin mübah olduğuna delalet etti. Ve ala hurucu ma la ruha lehu limislihi mine suvar. Ruh sahibi olmayan bir şeyler bunlar da nehyedilen suretten çıktı. Resulullah Efendimiz'in musavvirlere, suret yapanlara şiddetli azap olacaktır. Ama ruh sahibi olmayan bir şey tasvir ederse ona azap olmayacaktır. Bu mana anlaşıldı bunda. Evet, neden çıktı mı? مَا قَدْ نَهَا عَنْهُ فِي الْاَثَارِ اللَّتِي زَكِرْنَا فِي عَدَ الْبَابِ Bu babda suretlerden nehyetti ya, onlardan ruh sahibi olmayanlar istisna edildi, çıktı. وَقَدْ رُوْيَنْ اِكْرِمَةَ فِي هَذَا الْبَابِيْدَ Bu babda İkrimeden de rivayet var. O da nedir? Maşhur bir hadistir ki, حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ ثَابِتِ الْمَدَنِي قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اِكْرِمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den İkrime rivayet ediyor. Kale buyurdu ki Hazreti Ebu Hureyre. Es-suretu er-re'su. Suret nedir? Baştır. Es-suretu suret er-re'su baştır. Fekullu şeyin her bir şey ki leyse lehu re'sun. Onun başı yoktur. Fe leyse bir suretin o suret değildir. Esas bu. Şimdi bazıları hile tarafına kaçıyor. Baş bir de göğsünden bir kısmını çıkarıyor.
İşte bu yarım surettir. Yok, o yarım suret o manaya değil. Baş hiç olmaz. Ha işte oldu yarım suret. Ama esas suret neden ibaret? Baştan ibaret. Başına vücudunda bir kısmı oldu. İşte o suret. Ya burada Hazreti Ebu Hüreyre diyor ki suret ne demektir? Baş demektir. فَكُلُّ شَيْنْ لَيْسَ لَهُ رَزْ Her bir şey ki onun başı yoktur. فَلَيْسَ بِسُورَتٍ O suret değildir. وَفِي قَوْلِ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Cibril aleyhisselamın kavlinde olucudur. Kime? لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e kavli. Fi hadisi Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre'nin hadisinde Resulullah Efendimiz'e ne dedi Cibril aleyhisselam? اِمَّا اَنْ تَجْعَلَهَا بِسَاطًا وَاِمَّا اَنْ تَقْتَعَ رُؤُسَهَا Ya onu sergi yaparsan, çiğnenen bir yere serersin, yahut da başını kesersin, dedi. Bunda olucudur. Delilün delil olucudur ki, عَلَى اَنَّهُ لَمْ يُبَحْ Şuna ki mübah kılınmadı, مِنْ اِسْتِعْمَالِ مَا ف۪يهِ تِلْكَ السُّوَرْ Canlı, ruh sahibi olan şeylerin suretini istemar mübah kılınmadı, اِلَّا بَاَنْ يُبْسَطَ İlla sergi olur da, yere serer de çiğnersen o vakitte istemali caiz olur, mübah olur. Yoksa mübah değildir. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Az kaldı. Bir adam itiraz etse, dese ki فَفِي حَد۪يسَ اَب۪ي طَلْحَى اَب۪ي طَلْحَنَّ hadisinde olucudur ki اَنَّهُ كَانَ ف۪ي بَيْتِهِ سِتْرٌ Ebu Talha'nın evinde bir perde var idi ki fihi tasavir, onda suretler var idi. وَلَمْ يَدْخُلْ ذَٰلِكْ عِنْدَهُ Halbuki o suret bu dediğin hadislere dahil olmadı. فِيمَا سُمِعَ مِنَ النَّب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den işitilen hadise dahil olmadı. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةً Bir evde suret olursa ona melekler girmez. Bu işitildi ya, yahut da Ebu Talha'nın kendisi işitmişti ya. Halbuki Ebu Talha'nın hasteydi. Onun yanına gittiler. Osman ibn Hüneyf başka birisiyle gittiler ki bir perde resimli onun döşeğinin altında. Onun üzerinde kendisi yatıyor. Buna ne diyeceksin? Sen diyorsun ki bir evde eğer böyle bir perde olursa melekler girmez. Evet. لَنَّهُ سَمِعَ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَدْخُلْ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ فِي مَا سَمِعَ مِنَ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاكَ بَيْتًا ف۪ي سُورَ لَنَّهُ سَمِعَ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ Ha buna diyor ki evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmişti. İlla ma kana raqaman fi thawbin. İlla bir elbisede o suret rakam gibi olursa o caizdir. Bunu işitmişti. Buna ne diyeceğim var? Kıyle lehu ona denilir ki emma ma zekerte mine sitri ama o perde hakkında senin zikrettiğin fe innema huve fi'lu Ebi Talha. Bu Talha'nın fi'lidir. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَنْ يَكُونَ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يُوْكِفُ وَنِ وَاكِفْ قِلْمَةِ عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الثَّوْبُ O sevb öyle sevb ki el müstesna istisna edilen o sevb huve sitru o sitirdir. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَنْ يَكُونَ السِّتْرُ اَيْدَى O sitir de ola fî mesnusni istisna edilen şeylerden ola. Yani o bir elbisede rakam olursa elbisede rakam gibi olursa sen de oradan bir perde astır. Onda da böyle rakam gibi suretler baskı var. Bu istisna edilmiş mi, edilmemiş mi, var mı, yok mu? Bu Talha'nın hadisine bakılırsa bu da istisna edilmiş olanlardan olması lazım. Halbuki diğer hadis-i şeriflerde mutlak. Yani Cibril aleyhisselam ne dedi? Senin evde bir sitare var, onda da suret var. Suret olan yere biz giremeyiz. Ya bu Talha'nın hadisinde onda var idi. Hatta dediler bu caizdir. Dedi ki caizdir ama ben hoşuma gitmiyor. Bunu buradan çıkarın. Şimdi bunlar birbirine taarruz etti. Taarruz ettiğinden ona cevap verdi ama cevap da pek bir vazih bir şekilde değil. Cevabında ne diyor? Emma ma zekerte mine sitresi. Bu sitare meselesinden senin bahsettikin. Fe innema huve fi'lu Ebi Talha. Ebu Talha'nın fiyalidir. Yani o getirmiş, kendi altına sermişti. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Caiz ki Peygamber Efendimiz لَمْ يُوْكِفْهُ عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الثَّوْبَ الْمُسْتَسْنَهُ وَالسِّتْرُ O müstesna edilen, o sitirdir dediğini Peygamber Efendimiz ona bildirmemişti. اِلَّا رَقَمَنْ ف۪ي سَوْبِ
Vakad yecuz en yekune sitru caiz ki o sitir de ola, o sitarede eyda, fi mesfusiye istisna edilenlerden ola. Ebu Telha'nın altındaki o sitare. İkisinden birisinden hali değildir. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَا وَقْتَ ki bu ikisine de mehtemil oldu. وَكَانَ فِي حَدِيثٍ مُجَاهِدٍ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةً رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Mücahid'in Hazreti Ebu Hureyre tercihiyle Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş hadisi şerifte oldu. مَا وَصَفْنَا bizim vasfettiğimiz ki Cibril Aleyhisselam giremedi. İlla ki başı kesilecek de girecek. عَلِمْنَا bildik ki اَنَّ الثِّيَابَ الْمَبْسُوتَ sergi olan elbiseler كَهَيْئَةِ الْبُسُوتِ sergi gibidir. O heyettedir. Bunlar caizdir. لَا مَا سِوَاهَا diğerleri değil. O da ne demek? الثِّيَابِ الْمَعَلَّقَةِ وَالْمَلْبُسَةِ asılmış yahut da üzerine giymiş olduğu elbiseler böyle değildir. Hulâse asılı olsun yahut da elbise olsun giymiş bunlar caiz olmadı. Mücahid'in rivayetine göre illa ki çiğnenen yerde olursa caiz olur. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu içimanın kavli de budur. Şimdi hulâse bizim mezhepte ruh sahibi olmayan bir şeyin sureti caiz. Ruh sahibi olan şeylerin de eğer mühterem, ihtiram edilmiş bir yerde asili ise o da caiz değil. Böyle çiğnenen yerde olursa bunda labes. Labesin de terke evlâ. Vallahu teâlâ a'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.